Evet arkadaşlar, benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Bugün bir önceki dersimizde gördüğümüz asitler ve bazlarla ilgili etkinlik çözeceğiz. Tabii bunları çözerken de hem asit hem de bazlarla ilgili bazı bilgileri yine burada sizlere aktaracağım. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Bir maddenin asit veya baz olduğunu nokta nokta sayesinde belirleyebiliriz. Tabii ki biz bunlara ne diyorduk? Belirteç, ayıraç, değil mi? Belirteç, ayıraç veya indikatör ismini kullanabiliyorduk. Asit ve bazların kimyasal tepkimeye girmesi. Arkadaşlar, şunu söylemiştik. Asitler bazlarla tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluşur ya da birbirleriyle kimyasal bir tepkimeye girer. Ama bunun ismini söylememiştik. Hemen ismini söyleyelim. Nötrleşme tepkimesi diyoruz sevgili arkadaşlar. Nötrleşme nedir nötrleşme? Asitler bazlarla beraber tepkimeye giriyor ve tuz, su oluşuyor. Biz bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi diyoruz. Kimyasal bir tepkime olduğunu da söyleyelim. Ele kayganlık hissi veren maddeler tabii ki bazik özellik gösterirler. Asit ve bazların sulu çözeltileri, yani ikisinin aslında ortak özelliğiydi bu. Elektrik akımını ne yapıyorlar arkadaşlar? İletiyorlar. Asitler turnusol kağıdını kırmızı renge, bazlar ise mavi renge çevirirler. Sulu çözeltilerinde nokta nokta iyonu fazla olan maddeler asit. Şimdi aslında bir önceki videomuzda asitler ve bazları anlatırken bundan bahsetmedik. Sadece pH değerlerinden bahsetmiştik. Ama burada hemen söyleyelim. Sevgili arkadaşlar, eğer bir maddede hidrojen iyonu fazla ise, yani H artı diye yazıyoruz, bunlar asit özelliği gösteriyorlar. Eğer sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu fazla ise, yani OH üzeri eksi, bunlar da baz özelliği gösteriyorlar. Yani şunu söylüyoruz, hidrojen sayısı ne kadar fazlaysa asidik, hidroksit sayısı ne kadar fazlaysa o kadar da bazik değer gösteriyorlar. Evet, nokta nokta cam yüzeylere zarar verir. Tabii ki arkadaşlar, bazik maddeler ya da bazlar cam yüzeylere zarar veriyorlar. Metallere zarar verenler ise asitler. Çünkü biliyorsunuz asitler bazı metallerle tepkimeye girebiliyorlardı. Asitlerin pH değeri 0,7, bazıların pH değeri ise 7-14 arasındadır diyeceğiz. Evet, asitler ve bazlarla ilgili boşluk doldurmalarımızı bitirdikten sonra şöyle özelliklerine bir geçelim. Aşağıda verilen özelliklerin asit mi baz mı olduğunu yazınız diyor. Hemen bakıyoruz. Tadları acıdır. Acıysa baz. Çünkü asitlerin tadları ekşiydi. pH değeri 0,7 arasında asittir. 7-14 de bazdır. Güzel bir cümle. pH değeri arttıkça kuvveti artar. Şimdi şöyle düşüneceksin. Şimdi pH değeri artarsa, yani 8 olsun, 9, 10, 11, 12, 13, 14'e doğru gidiyorum. pH değeri arttıkça kuvveti de arttı mı? Evet, o zaman bazik özelliktir. Asitte ise tam tersi, düşünsenize. 3'tür, 4, 5, 6, 7'ye doğru giderken nötrleşmeye doğru gidiyor. Yani asitlik değeri azalıyor. Devam edelim. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirirler. Bazdı. Bunu geçmişiz. Dördüncü sorumuzun cevabını söylemiştik. pH değeri arttıkça kuvvet artar. Baz oldu. Sulu çözeltilerindeki hidroksit iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından fazladır. Bu sefer de yine ne yaptık arkadaşlar? Baz olarak isimlendirdik. Şimdi boşluk doldurmaya gelelim. Aşağıda verilen maddelerin asit mi, baz mı olduğunu yazınız. Şimdi ne demiştim arkadaşlar? Ne kadar çok soru çözerseniz, ne kadar çok örnek verirseniz o kadar çok bunlar aklınızda kalır. Kan baziktir. Akü sıvısı asittir. Sabun baz. Çilek asit. Çamaşır suyu baz. Elma
asit, diş macunu, baz, bulaşık deterjanı, baz, karbonat, baz, portakal, asit, acı biber, baz, yoğurt da asittir sevgili arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki hocam bunların asit çeşitleri, asit isimleri yok mu? Var tabii ki. Mesela çilek folik asit diyeceğiz. İşte farklı farklı isimlendiriliyor. İşte tartarik asit var üzümde. Ama bunların isimlerini bilmek zorunda değilsiniz. Yani bunların asit mi baz mı olduğunu bir şekilde soruları çözdükçe zaten ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. Evet, aşağıda son sorumuz var. Asitler suda çözündüklerinde hidrojen iyonu, bazlarsa suda çözündüklerinde hidroksit iyonu veriyorlar. Söylemiştik zaten. Hidrojen sayısı fazlaysa asit, hidroksit sayısı fazlaysa baz oluyordu. Şimdi hemen bakalım. Potasyum hidroksit suda çözündüğünde hidroksit iyonu vardı. O zaman buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Baz. İkiye baktık. Nitrik asit var. Suda çözündüğünde ne oldu? Hidrojen sayısını görüyoruz. Fazla olduğunu. Asit. 3'e geldik. Hidroklorik asit var. Hidrojen kloru da deniyor buna. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verdi. Bunun asit olduğunu yazdık. Devam edelim. Karbondioksit ve su, bunlar suda çözündüğünde ne verdiler? Hidrojen iyonu verdiler. O zaman ne dedik arkadaşlar? Karbondioksite de asit olduğunu söyledik. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Hidrojen iyonu fazlaysa asit, hidroksit iyonu fazlaysa bazik değer gösterecektir. Evet arkadaşlar, asitler ve bazlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi çok geniş bir ünite, farklı farklı soru tipleri, farklı farklı bilgiler karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili yine aklınıza takılan bir şey olursa bilgilendirmeniz, yoruma yazmanız yeterli. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.